Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım. Değerli genç arkadaşlarımla, kardeşlerimle birlikte Hz. Peygamber ve selam Efendimiz'i sizlere anlatmak için bir yolculuğa çıkmış durumdayız. Ve bugün yolculuğumuzun 15. merhalesindeyiz. Allah nasip ederse Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlarla olan ilişkilerini bugünkü konumuzda, sohbetimizde, dersimizde ele almaya gayret edeceğiz. Her programın başında yaptığımız gibi değerli kardeşim Safa bizim bugün anlatacaklarımızın özetini bir cümle halinde tahtaya yazacak. Bugünkü başlığımız değerli seyirciler Resulullah önce gönülleri fethetti. Bugünkü başlığımız bu. Resulullah önce gönülleri fethetti. Kıymetli seyirciler Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir görev verdi. Peygamber aleyhisselama vermiş olduğu bu görev nedir? Esasında bir, Allah'ın kitabını insanlara ulaştırmak. İkincisi, bu kitapta var olan, indirilmiş olan hususları insanlara Açıklamak. açıklamaktır. Tebin teb teb diyoruz biz buna. Bu usta Hz. Allah kitabında ve enzenna ileyke zikra li tubeyyine linnâsi mâ nuzile ilehim <laughs> ve yetefekkerun buyurmaktadırlar. Peygamber'e burada bir görev veriyor Allah. Diyor ki senin görevin bu indirmiş olduğumuz kitapta var olan hükümler nasıl pratik edilecek? Bir insan nasıl Müslüman olacak? Nasıl Müslüman olacağını sen insanlara göstereceksin. Allah Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e böyle bir görev vermiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aziz seyirciler Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu Kur'an-ı Kerim yanında ayetler yanında Rabbimizin Hz. Peygamber Aleyhisselam'a ikinci bir bilgi daha verdiğini görüyoruz. Yani Allah bu ayetleri indirmek yanında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i manevi alemden bizim bilmediğimiz bir yolla ikinci şekilde beslediğini, onu bilgiyle donattığını görüyoruz. Ayet-i kerimede Rabbimiz Bismillah şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ي بَعَثَ فِي ummiyine رَسُولًا مِنْهُمْ yatlu Aleyhim ayati ve zekihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve inkanu min kablu lefi dalalin mubin. Bu ayet-i baktığımız zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara Abdülbaki Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara iki şeyi öğrettiğini görüyoruz. Bir tanesi Hz. Peygamber Kur'an'ı kitabı öğretiyor. İkincisi de Hikmet. hikmeti öğretiyor. Şimdi Arapçada bir kural var. Arapçada şöyle kural. Vav bağlacı var ya ve. Arapçada buna vav deniyor. İşte Türkçede de ve aynı şeyi kullanıyoruz. Bu ve ve vav, wow. bu kendisinden sonra gelen kelime öncekinden farklı bir şey oluyor. Yani mesela ve muhumul kitabe vel hikmete. Burada kastetmiş olduğu şey şudur. Hazreti Peygamber kitabı öğretecek, bunun yanında kitaptan farklı bir şey olarak da bir şey daha öğretecek. Hikmet. O da nedir? Hikmettir. Dolayısıyla buradan biz şunu anlıyoruz. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'ı insanlara ulaştırmak dışında Başka bir görev daha vermiştir. O görevde nedir? Bu Kur'an'ın nasıl yaşanacağıdır, nasıl Müslüman olunacağıdır, nasıl pratize edileceğidir. Bu da nedir? Hikmettir. Dolayısıyla şunu söylersek yanlış yapmamış oluruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, aziz seyirciler, değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı açıklamak için Müslümanların nasıl yaşanacağını göstermek için Allah'ın bu buyruklarında bizlerden talep etmiş olduğu şeylerin ne olduğunu göstermek için her ne söylemiş ise, her ne yapmış ise, pratik etmiş ise bunların hepsi Kur'an'da var. Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir. Hepsi ne yani boyutuna girer? Hikmet, hikmet, boyutu. hikmet hocam. onu hikmet. istiyorum. O cevap gelmedi. Bunların hepsi hikmet, hikmet. boyutuna girer. İs Mesela başka bir ayet-i kerimede de şunu da söyleyeyim. Bismillah. Allahu aleykel kitabe ve'l hikme diye buyuruyor Rabbimiz. Allah aynı şeye vurgu yapmak suretiyle sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Bak bu ifadeye dikkat edesin aziz kardeşlerim. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Yani önceki örnekteki bunun yanında hikmeti. Heh. Yani bu bir anlamda şu oluyor. Bunun sonucu şudur. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam ortaya koymuş oldu. Diyelim ki namazın edası ile ilgili orucu nasıl tutulacağı, ne zaman tam başlanacak, ne zaman bitecek, iftarıydı, sahuruydu, işte diğer bütün aklınıza zekatın miktarları da şudur budur. Bunların hepsi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oturup böyle düşünerek ya ben nasıl yapsam? Allah bizden namaz kılmayı istedi ama ya bunu nasıl yapsak acaba ya? Şunların durumlarına bir bakayım. Bunlar sabah uykulu olur. Bunlara farzı iki rekat. Öğlen gün aydınlı iş yok güç yok bunlara bir on rekat dörtlü farz olmak üzere böyle bir şey yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere Hz. Peygamber Aleyhisselam'a kitap dışında bir şeyin daha verildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu nedir esasında bir anlamda şudur. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün bu ibadet dünyamızı, kulluğumuzu donatan her ne yapmış ise bunlar hepsi hikmet boyutundadır ve Allah'ın onayından Geçinlik. kesinlikle geçmiştir. Sen hocam, bir şey deyip duracak. Evet. Hocam buyur hocam. Evet. Tebin ve tebliğden sonra o zaman buraya bir de teşri mi koyuyoruz yani? Buradaki belirleyicilik. Ya, şu var tabi Hz. Peygamber aleyhisselam ortaya koymuş olduğu hükümlerin arkadaşlar yüzde doksanı Allah'ın kitabında yok. Bakın yüzde doksanı yok. Özü itibariyle bunların ana umdeleri var ama bunların nasıl pratize edileceği kaldı ki bunların mesela namazın rükünler bunların hepsi birer teşridir. Tamam. Kaç şekat kılınacak? Evet. O dört rekat diyelim ki öğle namazı için dört rekat kılınacaktır. Hükmü bir teşridir. Hüküm koymaktır. Ama Allah'ın kitabına baktığımız zaman bunu orada görme imkanımız yoktur. Buyur. Hocam şimdi e, Peygamber Efendimiz e, Kur'an'ı ve hikmeti anlatıyor. İslam'ı öğretiyor. İslam'ı öğretmesinde hadislerini e, biz bugün hala okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani sözleri var. İslam'ın sözleriyle anlatıyor. Peki e, pratikte nasıl? E, pratik olarak bu bizde nasıl yankı buluyor? Yani biz Peygamber Efendimizin Hı. yaptığı pratikleri nasıl mülahaza etmeliyiz? Önce ben sana şunu söyleyeyim. Vette bir ma yuha ilek diyor Allah. Sana diyor tabi, vahyedilen vahyedilene uy diyor. Bu ayet-i kerime çok önemli az seyirciler. Sana vahyedilene uy diyor Hazreti Peygamber. Peki Peygamber Aleyhisselam yapmış olduğu şey nedir? Sen şimdi Hazreti Peygamber şimdi Kur'an'a uymadı diyebilir misin? Böyle bir şey hakkında gelemez. Haşa hocam diyemeyiz. O zaman Allah diyor ki sana vahyedilene uy. E Peygamber aleyhisselam da hayatı Kur'an'la örtüşük olduğuna göre, uyduğuna göre o zaman demek ki bunlar Allah'ın istemiş olduğu şeylerdir. Allah'ın talep etmiş olduğu şeylerdir. Bu senin sorunla olarak bu Hz. Peygamber aleyhisselamın öğreticilik boyutunu da bizlere göstermektedir. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam aynı zamanda kendisi bunu zaten ifade ediyor. Peygamberimiz diyor ki ben bir muallim olarak, bir öğretici olarak gönderildim diye Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu pek çok hadislerinde aziz kardeşlerim dile getirmektedir. Ben, ben bize Dolayısıyla ahlakı öğretiyor. He. Onun ahlakı da zaten Kur'an'da hocam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Yani. şunu bir, bir ufak bir şey daha söyleyeyim ondan sonra. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz Safa? Hz. Peygamber Aleyhisselam bu dini insanlara yaşayarak öğretmiştir. Eyvallah hocam deriz. Şimdi bak niye öyle diyoruz? Şimdi ben size burada anlasam anlasam, namazdan anlasam, oruçtan anlasam, sonra bunu pratin hiç yapmasak, <laughs> Hz. Peygamber Aleyhisselam Medine dönemi 10 yıl. Şimdi 10 yıl ben size anlattım, anlattım, anlattım. Hiçbir pratik yok. Peygamber Aleyhisselam bunu yapmış olsaydı, Peygamberimizin vefatından sonra insanların zihninde hiçbir şey kalır mıydı? Veya kalsa ne kıymeti vardı? Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendisi bunu hayata geçirmediği için insanlar bunu zaten önemsiz bir şey olarak göreceklerdi. Bir de isteselerdi bunu uygulama imkanları yoktur. Niye? Bunu pratik ede ede insanlar ne yapmışlardır? Hayatlarına sabit kılmışlardır. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam fiiliyat yönüyle insanlara örnek olmuş, muallim olmuş bir insandır. Bir şey diyordun. Evet. Sorun vardı da şimdi. Hz. Peygamber Hocam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde oraya yaptığı temel şeylerden biri Mescid-i in Nebevi inşa etmekti. Bu i Nebevin birçok faaliyeti vardı. Bunlardan biri de e, eğitim ve eğitim ve öğretimdi. Nitekim günümüzde dini bilgilerin çoğu e, kulaktan dolma bilgilerden e, oluşuyor dini bilgiler ama e, Hazreti Peygamber eğitim ve öğretim hayatın merkezine almamış mıydı? Neden günümüzde böyle bir durum söz konusu oldu? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Bir kere Hz. Peygamber aleyhisselam, Hz. Kardeşim İslam'ın merkezine ilmi koyuyor Peygamber aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim bir ilimdir. Bakın Allah'ın kitabı bile başlı başına bir ilimdir. Yani Allah Hz. Peygamber aleyhisselam'a bilgiyi gö göndermek suretiyle bilgiye vermiş olduğu önemi esasında göstermiş oluyor. Hz. Peygamber aleyhisselam da bütün her şeyin merkezine bilgiyi alıyor. Hatta senin o sorun bana şunu hatırlattı. Hz. Peygamber bir gün mescide çıkıyor. Geliyor mescide bakıyor ki iki grup toplanmış. İki grup toplanmış. Bir grup Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. İkinci grupta aralarında ilmi müzakere yapıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onları görünce Kur'an-ı Kerim okuyanlara bakınca inşallah diyor bunlar güzel şey yapıyorlar. Allah diyor inşallah o dualarını icabet eder ve onların beklentilerini karşılar. Diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Ama kendisi ne yapıyor? Gidiyor. Müzakere yapanlar, ilim yapanların yanına oturuyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Bu esasında Peygamber Aleyhisselam'ın hayatın merkezine insanlara bir şey öğretirken arkadaşlar esasında pratik yanında anlatmayı da o kadar önemsediğini gösteriyor. Hatırlayalım belki demişimdir size derslerde demiş olabilirim. Hz. Peygamberimizin hutbeleri çok uzun sürüyor. Cuma hutbeleri. Niye? Hz. Peygamber Aleyhisselam sürekli burada ne yapıyor? Dinin Hünkar temel hususlarının nazil olan ayet-i kerimeleri insanlara anlatmak için çabalıyor. Dolayısıyla bilgilenmeyi, bilgiyi Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatın merkezine almış durumda. Hatta hani her derse söylüyoruz ya Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvetinin bir delilini mi arıyorsun? Peygamberimizin okuma yazma oranı neredeyse sıfır olmuş olduğu bir dönemde aziz kardeşlerim insanları eğitmek için Mescid-i Nebevi'nin bir tarafını okula dönüştürmesi Ashab ı Suffa ha sufaya dönüştürmesi, burada gençleri yetiştirmesi, bu yetiştirmiş olduğu gençleri insanlar eğitmek, namazları kıldırmak, dinin hükümlerini anlatmak ve onlara karşılaşmış oldukları meselelerde cevap vermek için peygamberimizi göndermesi, yani adeta hocalar göndermesi, eğittiği hocalar göndermesi, Peygamber Aleyhisselam'ın esasında İslam'ın merkezine, kökenine neyi almış olduğunu gösteriyor? İlmi. Bilgi, ilmi almış olduğunu bizlere göstermektedir. Hocam, şey... o yüzden bir hadis daha var onu da söyleyeyim. Hz. Peygamber Aleyhisselam bir hadis sende şöyle buyuruyor. Diyor ki Hz. Peygamber Aleyhisselam ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Burada Hz. Peygamber şunu demiyor. İlim öğrenmek her erkeğe, ilim öğrenmek her bayana farzdır demiyor. Dolayısıyla burada bize düşen şey nedir az kardeşlerim? Bize düşen şey nedir? Her insanın gündelik dini yaşantısında ihtiyaç duymuş olduğu temel bilgileri kitaplardan, asli kaynaklardan öğrenmesi görevidir. Herkesin biz bir ilahiyat hocasını, bir din görevlisi kardeşimiz gibi imam olmasını veya o derece bilgiye sahip olmasını elbette ki insanlardan isteyemeyiz ama günlük yaşantımızı devam ettirdiğimiz, idame ettirdiğimiz temel bilgileri mutlaka sağlam bir şekilde öğrenmek durumundayız. Çünkü okumayarak, dinleyerek öğrendiğimiz zaman mutlaka bunlarda bir kısım eksikler olabiliyor. Mesela ben şimdi anlatıyorum burada. Ben şimdi Mükemmel anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Eksik kalıyor mu bazı şeyler? Yönetmen hemen tahtaya yazıyor. Programın sonu geldiği zaman bitti. Ne yapıyoruz? Yarada bırakıyoruz. Bazı şeyler atlıyoruz. Dolayısıyla insan bir şey yazdığı zaman aziz kardeşlerim daha düşünerek yazıyor. Mesela kitap yazarken düşünerek yazıyorsun. Kollarda eksik bırakmamaya gayret ediyorsun. Daha güzel bir şey, rafine bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar okuyan insanlar da Müslümanlar da daha sağlıklı, değerli toplu bilgiye sahip olmuş oluyorlar. Dolayısıyla biraz okumaya, kendimizi o açıdan geliştirme ihtiyacımız olduğunu söylememiz hakikatin ifadesi olur. Evet. Hocam şeyde Buyur. dersin başında vurguladığınız hikmet için merkeze ilmi koyduk. Daha sonra allah Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimeydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattığımdaki ya'budun ifadesini Abdullah İbn Abbas ya'rifun olarak tefs tefsir ediyor. Evet. Yani İlmel ilim yabudun. artı irfan eşittir hikmet bir yolculuktan bahsedebiliriz. Evet. Şimdi ama bütün bunlar topladığımız zaman tabii bir ders programında bunların hepsini anlatmamız mümkün değil ama şunu çok rahat bir şekilde söylememiz lazım. Hz. Peygamber aleyhisselamla bu ashab arasındaki bu iletişim dilinin kökeninde arkadaşlar kesinlikle ben sevgi olduğunu görüyorum. Sevgi. Yani ben size sevdirmesem, şimdi hocanız mesela diyelim ki fakültede, sizin üzerinizden örnek vermiş olacağız ama, yani hoca ne kadar bilgili olursa olsun eğer tabiatı biraz sizi rencide ediyorsa hakikaten ondan alışını zayıflıyor. Değil mi? Biz de öğrencilik yaptık. Hoca çok bilgili olsa bile biraz öğrenciye karşı tavrı kibirli ise, eziyorsa, bir yanlış yaptığında hakaret ediyorsa bu ne yapıyor? Alışveriş arasında bağlantıyı koparıyor arkadaşlar. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatına baktığımız zaman insanlarla olan ilişkisinin kökeninde sevgi olduğunu görüyoruz. Aziz seyirciler bakın sahabe-i kiramdan pek çok insan yapmış olduğu bir hata anlaşıldığı zaman veya da Peygamber aleyhisselam kendilerinden bir beklenti içerisine girdiği zaman hep kullanmış oldukları bir ifade var. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne demektir? Bir insan hayattaki en çok sevmiş olduğu varlıklar nedir? İşte annesidir, babasıdır, çocuklarıdır, eşidir, işte ne bileyim büyükleridir, şunlardır, bunlardır ama bir insanın annesini babasını Allah yoluna feda edecek kadar bir boyuta gelmiş olması bu da laf olsun diye söylenmiş olan bir söz değildir az kardeşlerim. Bunu söyleyen insanlar şu Hz. Peygamber'in huzurunda bunu derken gözlerinden yaş akan insanlar. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam bütün bu insanlar nasıl kucaklamış, Hz. Peygamber Aleyhisselam bunlar kendisini nasıl sahabi yapmıştır diye soracak olursak, burada kesinlikle sevgi temelli bir eğitimden, sevgi temelli bir tebliğden bahsetmemiz kesinlikle mümkündür. Dolayısıyla sen anlatımın eğer insanların gönüllerine dokunmuyorsa hocam bak insanların gönüllerine dokunmuyorsa insanlar seni dinlerken sende samimiyet eksikliği görüyorsa senin dilin ne kadar güzel anlatırsa anlatsın kulaklarını sana tıkıyorlar. Aralarındaki alışveriş bantı kopuyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl bu işi başarmış diye soracak olursak burada kesinlikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanlarla olan iletişimdeki güzelliği aramamız gerektiğini çok rahat bir şekilde söylememiz Mümkündür. Hocam e, tam evet. bu noktada e, Kur'an-ı Kerim'de geçen "Lev كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضًا قَلْبِ لَنْفَضُّوا Evet. E, ayetini zikredebiliriz değil mi? Eğer e, onlara kaba bir şekilde yaklaşsaydı e, onlar dağılacaktı etrafında diyordu Kur'an-ı Kerim. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatına baktığınız zaman bir tane çirkin söz yok ya. Hani öyle كُنْتَ فَضَّنْ kalbi قَلْبِ لَنْفَضُوا Tabi febi rahmetin minallahi Allah'a bağlıyor Yani Allah'ımızın da şöyle güzel bir e, tarafı var az kardeşlerim. Pek çok güzel taraf var. Yani kulu kendi haline bırakmıyor. Bir başarı elde ettiğin zaman Rabbimiz onu hemen kendisine bağlıyor. İza ja'a vel rayta'n-nasi fi Bak burası çok önemli. Her namazı okuyoruz. İnsanlar grup grup diyor Allah'ın dine girdiklerini görsün. Sonrasında diyor ki öyle havalara girme sakın. Ya ne yap? Fesebbih bi hamdi rabbike ve estağfir. Bak başarılar elde etmişsin. Allah senden yine de tesbih et, Allah beni affet belki kusurum vardır, nefsime kapılmışımdır. Bunları aklına getir. Buyuruyor. Başka Dolayısıyla o ayet-i kerime de de Rabbimiz kendisine bağlı ama orada vurgulamış olduğu şey şudur. Aziz kardeşlerim, peygamber de olsan diyor Allah. Peygamber de olsan sen insanlarla muameleli güzel tutmazsan etrafındaki insanların hepsi dağılıp giderlerdi diyor. Hepsi dağılıp giderlerdi. O açıdan baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında aziz kardeşlerim bir tane çirkin söz yok. Olsa bunu zaten arayan insanlar bizim önümüze koyarlardı. Peygamberimizin ağzından çıkmış insanlar tahkir eden, söven, affedersiniz böyle bir ifade kesinlikle söz konusu değil. Şimdi biz bunu söylerken, ben bunu söylerken aziz kardeşlerim yani çok fazla sizi etkilemiyor. Yani ben size diyorum ki peygamber çok çirkin ifadeler kullanmazdı. Kibar bir insandı, nazikti, saygılıydı, mütevazı. Bunlar anlatıyorum ben size. Yani çok fazla etkilemiyor günümüz insanı. Niye? Hani insanlarda artık bir bilinç oluşmuş. İnsanlarla konuşurken belli ifadelere dikkat etmek gerekiyor ama ben size Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın döneminden bahsediyorum. Bu sözlerin Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın kelamını, nezaketini, nezaetini anlamanız için bundaki büyüklüğü görmez için kaba insanların olduğu bir döneme gitmeniz lazım. Ya geliyor insan Hz. Peygamberi aleyhisselam, Abdülbaki geliyor arkadan tutuyor peygamberimizi, bir çekiyor, bir çekiyor Hz. Peygamberi, Ravi diyor ki Hz. Peygamberin diyor damarları çıktı diyor ya. Namazdayken üstüne. Pis. Şimdi günümüzde böyle bir şey yapılabilir mi? Yapabilir misin? Hayır hocam. Veya Hz. Peygamber gidiyor Medine'de yeni bir cübbe almış, Çocuk geliyor anası onu tembihliyor tamam mı? Diyor Hz. Peygamber diyor bir şey demez. Bu da Hz. Peygamber'in büyüklüğünü bir göstergesi. Sen diyor peygamber giderken diyor geliyor oradan. Bakıyor üzerinde güzel bir cübbe var. Oğlum diyor koş peşinden diyor. Asıl diyor. <laughs> getir onu bana diyor. Diyor ki peygamber bir şey demez. Ya düşünebiliyor musun? Hakikaten de yapıyor çocuk bunu. Şimdi geliyor Hz. Peygamber'e selamın. yapar hocam. Çocuk dediğin gibi ne denirse onu yapar. Hazreti Peygamber cübbesini bir çekip alıyor. Yeni giymiş Hazreti Peygamber. Tabi Peygamber bir şok oluyor. Şöyle bir dönüyor. Şimdi çocuğu anası dedi çakal olun ama tabi çocuk da ondan sonrasını düşünememiş. Peygamber birden dönünce hani ne olduğunu anlamak için ne oldu diyor. <laughs> o da diyor ki ya beni anam gönderdi diyor. <laughs> böyle böyle dedi. Sonra Peygamberimiz ne yapıyor? Ya Peygamberimiz ona diyor ki, annene söyle diyor, bunu iki parçaya ayırsın diyor. Birinden şunu yapsın, birinden bunu yapsın. Yani ver bakayım şunu, utanmaz çocuk deyip, Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam çocuğu azarlamıyor. Yani tabi örnekler çok, yani onlarca örnek zikredilebilir ama, bunlar üzerinden baktığın zaman Hz. Peygamber aleyhisselamın insanlarla olan ilişkilerin esasını anlamak zor olmuyor. Şimdi dolayısıyla demek istediğim şey şu, ben size bunlar anlatıyorum. Az seyirciler. Hazreti Peygamber hadislerini okuyorsunuz veya diyen hocalarımız televizyon programlarında, camilerde sizlere bunları anlatıyor, vaz ediyor. Yani bunları dinlerken anlamak için gerçekten kendimizi Aleyhissalatu vesselam'ın dönemine götürmemiz lazım. Bunu yapmazsak peygamberimizin gerçek anlamındaki büyüklüğünü anlamakta zorlanabiliriz. Hocam yani evet. Temizliğin kıymetini bilmek için işte pis ortamı görmek gerekiyor. Evet. Yani edep edebin ee, ne, olduğunu. ne olduğunu bilmek için edepsizi görmek gerekiyor. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam insanlarla ilişkilerinden bahsediyoruz. Şunu söyleyip başka bir şeye geçeceğim. 120 bin tane hani diyoruz ya veda açında insan Müslüman oldu. Bu insanlar çoğu da oku yazar değil. Bu insanlar etkilenerek Müslüman oldular. Evet. Etkilenerek. Bu çok önemli. Yani adamlar bakıyorlar. Bu İslam denilen din nasıl bir insan tipi oluşturuyor? Bu İslam nasıl bir insan ahlaki meziyetler yüklüyor insana? Bunlar gördüğü zaman ha diyor insanlar. Demek ki bu tam insan fıtratının kalbinde aramış olduğu bir dindir. Yani dolayısıyla Kur'an'ı okuyarak insanların çoğu Kur'an okuyarak Müslüman olmadılar. Böyle düşünmeyelim. Okur yazar değiller. Elbette ki ayetleri biliyorlar. Kendilerine dini anlatan insanlar elbette ki bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyorlar ama esas etkilenmeleri nedir? Karşıdaki insanlarda görmüş oldukları yaşantılardır. O zaman Kur'an sadece akla değil gönle de hitap ediyor hocam. Kesinlikle. Hocam evet. kaldı, kaldı ki e, e, Müslüman olan insanların e, okuma yazma bilmediğinden bahsettiniz. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Burada aslında Peygamber Efendimizin e, şahsiyetinin ön plana çıktığını da söyleyebiliriz yani. Kesinlikle, Kendi hayatını. Kesinlikle, kesinlikle dediğin gibi. Tabi tamam, ben şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlarla olan ilişkilerinden bahsederken birkaç başlık var onları e, sohbetimiz içerisinde arz etmeye çalışan. Bir, Hz. Peygamber Aleyhisselam tane tane anlatan bir insan arkadaşlar tane tane peygamber aleyhisselam, Devam adeta, heh, ama peygamber aleyhisselam konuşurken adeta kelimelerin tek tek sayma imkanı var. Tabi burada peygamberimizin gözettiği bir şey var. Alıcı olan kitlenin de hani eğitim düzeyiyle ilgili olduğu için peygamber aleyhisselam burada ne yapıyor? Onların anlayabileceği şekilde ifadeler kullanıyor. Aziz seyirciler hatta hadis kitaplarına baktığımız zaman şunu görürsünüz. Hadis metinlerinin çok kolay metinler olduğunu sade metinler olduğunu görürsünüz. Yani böyle edebiyattan, yani. kelime parçalamaktan uzak olduğunu görürsünüz. Yani edebiyat göremezsiniz orada. Belahatı ben onun içine yığayım da böyle cafcaflı kelimeler kullanı, Böyle bir şey yok. Peygamber aleyhisselamın amacı bir ediplik, bir şairlik olmadığı için amacı nedir? İnsanlara bu dini sade, anlaşılabilir bir şekilde arz etmektir. Peygamber aleyhisselamın işte büyüklüklerinden bir tanesi de budur. Karşıdaki insanlara böyle tane tane anlatıp ve güzel kelimeler, anlaşılmayacak ifadeler kullanmaksızın anlattığı içindir ki insanlar bunları zihin dünyalarında çok güzel bellemişlerdir. Yani bu hadislerin bize gelmesinin arka planında aziz kardeşlerim, bakın orijinal bir şey diyorum size. Hz. Peygamber aleyhisselamın hadislerin bize gelmesinin arka plandaki sebeplerden bir tanesi de Peygamber aleyhisselatü vesselamın kullanmış olduğu dildir. Peygamberimizin kullanmış olduğu o tatlı, sade, herkesin anlayabileceği bir dili kullanmış olmasıdır. Bu bizim için son derece önemlidir. Bir de Hz. Peygamber ne yapıyor? Bezdirmiyor. Bezdirmiyor ya anlatırken. Abdullah ibn Mesud'a geliyorlar peygamberimizin vefatından sonra. Ya sen bize dini anlatsan da şöyle her gün toplansak da bir halka kursak da. Diyor ki bu peygamber aleyhisselamın usulü yöntemi değildi diyor. Peygamber aleyhisselam bize diyor zaman zaman böyle gelirdi gün tavsiye ederdi. Bazı günler tavsiye ederdi. Bayanlara da aziz kardeşlerim. Bayanlar da Peygamber Aleyhisselam'ın belli vakitler tahsis ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzel konuşmasına rağmen bir insan ne kadar güzel konuşursa konuşsun. Akşama kadar onu dinleyebilir misin? Bezginlik olur. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insan fıtratını göz önünde bulunduran bir yapıya sahip idi. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam bir başka özelliği nedir? Affedici olmasıdır arkadaşlar. Aziz seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam kendi şahsına yapılan bütün kusurları, hataları affetmiştir. Peygamberimizin hayatında Peygamberimizin hayatında kendi şahsı için intikam aldığı vaki değildir. O kadar Peygamberimize yanlışlar yapılmasına rağmen, Peygamberimize küfürler edilmesine rağmen sadece Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber birkaç kişiye çok azlıklar için, Peygamber aleyhisselam için aşırı hiç böyle akla hayale gelmeyecek küfürler ettikleri için... O da peygamberimizle... peygamberlik makamının ha, hürmetine Tabi Tabii şahsıyla ilgili değil bunlar. İslam'ı rencide edici sözler oldukları için onları affetmemiştir. Ama şahsıyla ilgili olarak Hazreti Peygamber aleyhisselam her zaman bağışlayıcı olmuştur. İki hususta Peygamber aleyhisselam Abdülbaki affedici değil. Az seyirciler. Peygamberimiz iki hususta asla affedici değil. Bir, İslam tahkil edildiği zaman, İslam'ın izzetiyle oynandığı zaman. İkincisi de çok ilginç. Ne olabilir? İkincisi... İkincisi ne olabilir? Bir İslam'ın izzetiyle oynandığı zaman peygamberimiz daha affedici değil. İkincisi? Kadınlar mı hocam? Kulak mı hocam? Müslümanlar. Müslümanlara saldırıldığı zaman, Müslümanlara saldırıldığı zaman bir Müslüman izzetiyle iffetiyle oynandığı zaman peygamber Efendimiz kesinlikle ona sahip çıkıyor. Şu kısaca anlatacağım olay bunun bir örneği olsun. Medine'ye bir grup geliyor az seyirciler. Bunlara Medine'nin havası dokunuyor. Peygamber Aleyhisselam onlara diyor ki dışarıda işte bir çobanımız var. Orada bizim Beytül Maale devlete ait hayvanlar var. Gidin oradan siz yedirip içirip iyileşin. Bunlar oraya gidiyorlar, iyileşiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra düzeliyorlar. Düzeldikten sonra aralarında konuşmaya başlıyorlar bir grup bunlar. Diyorlar ki bu çoban burada tek başına tek başına biz bunu öldürelim. Bu sürüyü de alıp gidelim. Hem iyileşiyorlar hem bakım yapıyorlar, bes yapıyorlar, utanmaz adamlar hem de ondan sonra çobana bir deseyle çobana kat katledip onu canlı okuyup o hayvan sürüsünü alıp gidiyorlar. Bakın bir Müslümanın canına kastettiler. Tabi bunlar kurtulacaklarını zannediyorlar. Hayvanlarla gittikleri için de yavaş gidiyorlar, yavaş yol alıyorlar. Hz. Peygamber sen bunu öğrendi, bir müfreze çıkarttırıyor. Onların hepsini yakalattırıyor. Ve onları o çobanı katlettirdikleri yere getirttiriyor Hz. Peygamber onlara yaptıktan aynısını yaptırıyor. Bakın aynısını yaptırıyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam dolayısıyla iki şeyde asla affedici değil. Bir, İslam'ın izzetiyle oynanması. İki, Müslümanlar. Müslümanların izzetiyle onlara saldırılması gibi durumlar karşısında. Peygamber aleyhisselam asla sessiz değil. Bu onun büyüklüğünde gösteren bir şeydir. Ama kendi şahsıyla ilgili olduğu zaman peygamberimizin affedici olduğunu, bağışlayıcı olduğunu görüyoruz. Hocam Buyurun. şimdi havasından mıdır, suyundan mıdır, ikliminden midir? Araplar, biraz daha sert tabiatlı insanlar. Yani e, Peygamber Efendimizin örnekliğini çocuğa olan tavrında söylediniz. Aynı zamanda birisi gelip soru sorduğunda sabırla herhangi bir işte geçiştirme yapmadan veyahut da yüzünü ekşitmeden onu dinliyordu. Üsvetün hasene diyoruz. En güzel örneklik diyoruz. Günümüzde bize ifade eden kısmı neresi? Yani bizler için odak noktası, hareket noktası ne? E sen şimdi az önce ayet-i kerimeyi okudun. Ve lekum fi Resulullah üsvetun hasene dedin. Limen kâne yarzullah ve Ayetini okudun. Şimdi bu bizim için ölçüdür. Peygamber aleyhisselam nasıl yaptı? Hz. Peygamber nasıl yaptı? Biz de kendimizi madem ki aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i rehber aldık. O şekilde yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Yapabildiğimiz kadarıyla yapmamız lazım. Çünkü İslam'ın insanlara tebliği nedir arkadaşlar? Sözden ikinci olarak da halle yani yapılır. Yaşantıyla. Buradaki evet. nezaket aslında bizim için de bir şeyler ifade ediyor. E kesinlikle, kesinlikle. Bunlar niye arz ediyoruz biz? Bunlar niye söylüyoruz? Veya Hz. Allah niye böyle ahlaki düsturları Kur'an-ı Kerim'de koymuş? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ahlaki değerlerini yaşamına geçirmesini sahabe-i kiram bizlere niye aktarmış? Bunların hepsinin arkasındaki temel sebep nedir? Bizim de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi olmamızdır. Hz. Peygamber bir başka yönü daha var. Halil. Peygamber vesselam Efendimiz çok anlayışlı bir insan. Çok anlayışlı bir insan. Hatta sahabe-i kiramdan Malik bin Huveris diyor ki biz diyor Hz. Peygamber'in yanına geldik diyor. Gençlerdik diyor. iki hafta kaldıktan sonra diyor artık ailelerimizi özlemeye başladık diyor. Bizim kıpırdanmamızdan diyor Hazreti Peygamber bunu anladı diyor. Hareketlerimizden, işte konuşmalarımızdan, tavırlarımızdan. Hazreti Peygamber bize geldi dedi ki siz herhalde ailenize gitmek istiyorsunuz. Evet ya Resulallah biz artık ailemizi, obamızı özledik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlara diyor ki tamam gidin diyor. Gittiğiniz zaman da diyor burada iki haftadır buradasınız. Ya, öğrenmiş olduğunuz şeyleri oradaki insanlara anlatın. anlatın diyor. Yani bir nevi hocalık yapın diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam halden anlayan bir insan. Hatta o kadar halden anlayan bir insan ki Ebu Rifa Adevi diye biri var. Az seyirciler bunu lütfen gözünüzde canlandırmanızı istirham ediyorum. Ebu Rifa Adevi diye biri var. Hazreti Peygamber hutbedeyken camiye geliyor. Bu zat camiye geliyor. Diyor ki Hazreti Peygamber orada konuşurken ben diyor dini öğrenmeye geldim diyor. Bana cevap verebilir misin diyor. Hazreti Peygamber zaten oradan konuşuyor. Şimdi Olayı bir anlamaya çalışalım. Hakikaten burada bir nezaketsizlik durumu var. Şimdi ben hep onun yüzünden diyorum. Peygamber aleyhisselam anlamak istiyorsan o döneme gideceksin. Düşünün şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali işte, Müftü Bey, Diyanet İşleri Başkanımız bir yerde konuşuyor. Geliyor oraya vatandaş. Herkes etrafında onu dinlerken lafını bölüp bir şey sormaya çalışıyor. Hakikaten çok ilginç bir durumdur. Zaten din anlatıyor hocam. Ha, zaten Hazreti Peygamber anlattığı şeyi çok güzel söyledin. Dinimizin ama Hazreti Peygamber yaptığı nedir? Hocam, Çok ilginç. Anlayışla karşılamıştır hocam. Yok Peygamber Aleyhisselam anlayışla karşılıyor zaten de. Peygamber Aleyhisselam iniyor minberden. Gel sen anlatma diyor. Peygamberimize böyle bacakları, bacakları demirden olan o zamanın şartlarında böyle basit bir iskemle gibi bir şey getiriyorlar Hı. Peygamberimize. Peygamberimiz karşısında oturuyor. Cemaatte bakıyor. Sorun diyor Hazreti Peygamber. Adam soruyor. Peygamber Aleyhisselam Ebu Rufa'ya cevapları veriyor. Sonra bitti mi diyor. Güzelce cevapları verdikten sonra, bana müsaade. Peygamber sen dönüyor minbere. Bırakmış olduğu yerden devam ediyor. Şimdi bu insanın gönlündeki Hz. Peygamber sevgisini sen bir tahayyül et. Şimdi şöyle diyecektir. Ya oradan sözünü bıraktı. Tabi sonradan kendi yaptığında hesabını yapıyordur. Yanlış yaptı yanlış. anladıktan sonra Tabii. o nezaketi de fark ederse zaten... Daha Ama ha o insanı sen şimdi mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam <laughs> sevgisi açısından bir düşün bakalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun gönlünde nasıl bir yer edinmiş? Hocam bir de caminin avlusunda Bevle'den bir sahabe hadisi var. Ona geleceğim. Evet geleceğim ona inşallah. Gelecek yani zaman değil olursa. Evet. Şimdi mesela Enes bir malik anlatıyor. Benzer bir olay. Biz diyor oturuyoruz diyor mescitte diyor. Bir tane adam geldi diyor dışarı. Devesini bağladı diyor. Girdi içeri dedi ki Muhammed hanginiz? Muhammed <laughs> hanginiz? Bir canlandır. <laughs> Muhammed hanginiz? <laughs> Enes bin Malik diyor ki, oradan biri demiş ki ona, şu karşıda böyle beyaz tenli oturan var ya, yani şu da var, Hz. Peygamber aleyhisselamın kim olduğunu anlaşılmıyor. Öyle bir sadelik var aleyhisselamın hayatında. Geliyor adam bu sefer Hz. Peygamber aleyhisselama, sana diyor bazı sorular soracağım diyor. Kafa bir şekilde. Peygamberimiz diyor ki, seni dinliyorum buyurun diyor. Sorular soruyor istediğini sor diyor. Aze peygamber. Ondan sonra inançtan soruyor, namazdan soruyor, oruçtan soruyor. İşte Allah diyor bunları mı istedi bizden vesaire. Bunları sorduktan sonra Fazlasın hepsini be. alıyor, tamam diyor. Sonra da diyor ki bu çok meşhur bir sahabe. ismini en sona sakladım. Diyor ki ben diyor benim kabilemin diyor elçisiyim diyor. Onlar beni gönderdiler. Sana bunları sormamı istediler. Sen ne istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Ben bunları öğrendim diyor. Benim adım diyor Dıman bin Salebe. Ben diyor benim kabilemim diyor elçisiyim. Ben şimdi dönüyorum onlara hepsini anlatacağım. Hepsi Müslüman olacaklar. Şimdi ama şöyle tersinden alalım. Geldi dışarıdan. Bu bizim için hayat düsturudur. Geldi dışarıdan bağırdı. Muhammed hanginiz? İşte. Oradan Hz. Peygamber oğlum ilk önce bir soru sormasına hitap etmesini bir bil. Bir nezaket denilen bir şey var ya. Bir içeri bir gir, bir selam ver, bir otur, bir hayır sohbet bir şeyler yap ondan sonra sor diyebilirdi. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında böyle bir şey yok. Efendimizin hayatında hocam kötülüğe iyilikle karşılık vermek var. Çok güzel. Bunlar esasında bizim için de hocam bakın sizler öğretmen olacaksınız Allah nasip ederse. Hakikaten hakikaten ben mesela kaç yıl oldu unuttum hocalık belki yaşınızdan fazla hocalık yapıyorum. Şunu gördüm ben hayatımda her insanın tabiatı farklı. Her insanın tabiatı farklı. Ve her insan ne yapacağını da tahmin etmek mümkün değil. Hiç ummadığın insandan ummadığın bir tepki alabiliyorsun. O yüzden bu nezaket dilini kuşanmak, Peygamber Aleyhisselam gibi insanlara güzel örneklik sergilemek hakikaten hal iledir. Ben burada bir örnek olması için onu anlatayım. Ali Nar diye bizim imatitte bir hocamız vardı Abdülbaki. Ali Nar rahmetli oldu. 50'ye yakın kitap var. İnsanlar bilir çok meşhur bir insan idi. Hocamız zayıf böyle ufak tefek bir insan idi. Yani 50-55 kilo ağırlığında bir insan idi. Ama İmam Hatip'te bize derse geldiği zaman, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde derse geldiği zaman hocanın bir asaleti vardı hocam, bir konuşması vardı, bir duruşu vardı. O zayıf, küçük olan insan bizi o öyle bir etkilerdi ki hala şu anda bile söylerken zihin dünyamda hocamın o duruşu canlanıyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanların gönüllerini fethetmesinin arka planında esasında Peygamberimizin o insani boyutu büyük oranda yatmaktadır. Şefkatli. Hz. Peygamber aleyhisselamın arkadaşlar diğer bir yönünde şefkatli olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin sonunda her zaman okuduğumuz bir ayet-i kerime vardır. Lekat 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 Rasulun min enfusikum azizun aleyhime anittum harisun bil mu'minine raufur rahim Eyvah. Bir daha ben okuyayım ayet-i kerime. Lekat ca'ekum rasulun minkum bakmasan akıldan gidiyor. Lekad cakum rasulun min enfusikum aziz. Azizun aleyhi. Aleyhi. Aleyhi ma anittum. Sizin diyor karşılaştığınız sıkıntılar Peygamber Aleyhisselam'a çok ağır gelir. Peygamber Aleyhisselam'a çok ağır gelir. Bir daha ayeti Lekad ja'akum rasulun min anfusikum aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur <laughs> rahim. Burası. Bil mu'minine raufur rahim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın özelliği, sıfatı ümmetine karşı, Müslümanlara karşı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son derece merhametli. Şimdi aziz kardeşim yalnız bu ayeti okurken şunu düşüneceksin. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı rahmetli, şefkatli müminlere karşı o şekilde tarif ederken Allah'ın tarif etmesi bir şey ifade eder. Ya ben şimdi senin için Abdülbaki çok merhametlidir demem ile Allah'ın Hz. Peygamber aleyhisselam için şefkatlidir, müminlere karşı merhametlidir demesi arasında milyonlarca kilometre fark vardır. Hakikaten Peygamber aleyhisselam demek ki ümmeti öyle bir sahiplenmiş ki kendi öz evlatı gibi onların sıkıntıları Peygamber aleyhisselam için bir dert, mutlulukları da aleyhisselatü vesselam Efendimiz için bir Hatta mutlulukmuş. Hocam, evet. E, Müslüman ol, yani müşrikleri Müslüman olmaları için kendini o kadar hırpalıyor ki yani kendini o kadar gayret çaba sarf ediyor ki hocam üzülüyor. Peygamber Allah-u Teala peygamberimiz onun üzerine ayet indiriyor. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Oradaki rahim hocam yani yine dil bilgisel bir şey olacak ama fail kalıbında süreklilik arz eder. Yani evet. sahabilere olduğu gibi günümüzde bizler için de Allah'ın izniyle merhametlidir. Bu da ahirete delalet ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkadaşlar az önce de değindik biraz en güzel özelliklerinden bir tanesi de peygamberimizin affedici olmasıdır. Bakın hatırlayın. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethettikten sonra o Mekke'nin ailesini topluyor. Ben diyor şimdi size ne yapacağım diyor. Söyleyin bakayım. Onlar diyorlar ki ne yaparsan yeridir. Ne yaparsan yeridir. Ama sen iyi bir amca olusun yani iyi bir akrabasın anlamında. Senin diyor bizleri affedeceğini düşünüyoruz diyorlar. Hz. Peygamber aleyhisselam onlara kullanmış olduğu bir söz var. Hepiniz diyor bugün özgürsünüz, hepinizi bırakıyorum diyor. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bununla da yetinmiyor az kardeşlerim. Hz. Peygamber aleyhisselam bakın az kardeşlerim bunlar İslam'ı son kertede adeta mecburiyetle kabul eden insanlar olmalarına rağmen Peygamber aleyhisselam Medine'de devletin imkanları arttıkça ele geçen nimetlerden Mekke'de göndermeye başlıyor. Bak bak. Düşün, seni şehrinden kovmuş, senin üzerine affedersin, işkembe atmış, seni öldürmeye çalışmış, ha. seni öldürmeye çalışmış olan bu insanlara Medine'den mal erzak gönderiyorsun, onlar da daha iyi bir seviyeye yaşam kalitesi açısından ulaşsınlar diye onlara destek oluyorsun. Hocam tam da bu konuda şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk e, İslam'ın ilk yıllarında ona Hı. eziyet edenleri hocam, hatta onu ona yani o kadar eziyet yapıyorlar kavli olarak, fiili olarak. Hatta onun memleketinden işte gitmesine zorluyorlar ve Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyor. Geri de döndüğünde sizin de dediğiniz gibi hocam bunların hepsini affediyor. Halbuki hocam yani normalde Efendimizin bunların cezasını verme hakkı var. Tamam. Ve onların cezasını vermiyor hocam. Yani Hayır, bu... Cezasını verme hakkı bir yana lütufta bulunuyor. Evet hocam. İşte çok ilginç bir şey Abdülbaki. Hz. Peygamber onlara soruyor. Şimdi topluyor bütün milleti. Hz. Peygamber Mekke'yi biliyorsunuz savaşsız aldı. Evet. Yani doğrudan geldi. Zaten müdahale edecek güçleri olmadı. Hz. Peygamber çok rahat bir şekilde Mekke'yi fethettikten sonra herkes toplandı. Çünkü artık devletin başkanı geldi. Şimdi Hz. Peygamber onlara sordu. Benim size ne yapacağımı ümit ediyorsunuz? Ben size ne yapacağım? Sen hayırlı bir insan. Ne yaparsan yap yeridir. Hani o anlamda hocam. Onlara karışmam. Yani Peygamber Efendimiz'e bırakmışlar hükmü. Şimdi... Ama şöyle diyorlar. Diyorlar ki vallahi ne yaparsan yeridir bize. Seni öldürmeye çalıştık. Seni buradan sürdük. Bütün malına mülküne el koyduk. Hayatı bir... size zehir zindana eyledik. Yani ne yaparsan yeridir. Ama diyorlar. Uyanır, normal ya, bir vereceğiz. insana yapmış olsalar hocam. Hani onlardan e, merhamet beklemeyecekleri şekilde davranmışlar. Hani Peygamber Efendimiz'e bu bunları yapmışlar. Zaman. Şimdi bunu söylerken Abdülbahir'in dediği gibi esasında biraz böyle işi açık gözlüğe vuruyorlar. Çünkü şundan dolayı Hazreti Peygamber aleyhisselamın onlara bir şey yapmayacağını esasında biliyorlar. Çünkü Peygamber aleyhisselamı ta Mekke döneminden tanıyorlar, yeni görmüş değiller ki Peygamberimizin tabiatını biliyorlar. O yüzden bir şey yapmayacaklarını biliyorlar aleyhissalatü vesselam ve ashabının. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam diyor ki hepiniz serbestsiniz. Bundan sonraki hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta Peygamber aleyhisselam onlara çok rahat bir yaşam sürdürmeleri için imkan tanıyor. Ama bir insan olarak... Hazreti Hamza'yı şehit eden biri vardı. Hazreti Vahşi. Vahşi. Hazreti Peygamber selam Hazreti Hamza'yı amcasını çok sevdiği için ona şöyle bir şey dedi. Sen benim gözüme çok fazla gözükmezsen mutlu olurum dedi Hazreti Peygamber. Yani Peygamberimizin Mekke'yi fethettikten sonra o insanlara söyleyebildiği en ağır söz budur. Vahşi'ye bunu söylemesinin sebebi de Kalp kırmamak hocam. Çünkü onu gördüğü zaman Peygamberimiz Hazreti Hamza'yı çok seviyor. Onun kalbini yine kırmayacak. Vahşi'ye Peygamberimizin daha diyecek bir şey yok. Ama dediği şey şu, ya seni ben gördüğüm zaman sürekli amcamı hatırlıyorum. Yani yüreğim dağlanıyor. Sen yine gel bizim meclise ama tam önüme oturma da işte yan tarafta ol. Solda otur, şurada otur, burada otur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin göstermiş olduğu en sert tepki budur. Budur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin büyüklüğünün bir göstergesi elbette ki budur. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlar süremizde toparlanmak üzere, bitmek üzere 5 dakika, 2 dakikamız kalmış arkadaşımız onu bize ifade ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mütevaziliğinden bir örnek verip tamamlayayım. Peygamber Aleyhisselam ben devletin başkanıyım, ben peygamberim, ben öyle şu işi yapmam, bu işi yapmam, böyle bir şey yok. Değerli seyirciler Medine'de yapılan ne iş varsa Peygamber Aleyhisselam mutlaka elini o işin altına koymuştur. Hendek mi kazılacak? Peygamberi Aleyhisselam orada görürsünüz. Mescid-i Nebevi inşa edilecek. Taş taşıyanlar içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görürsünüz. Aklınıza ne geliyorsa onların hepsinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam var. Hatta bir gün o kadar mütevazi bir insan ki Peygamberimiz Medine'de giderken bakıyor ki bir tane genç bir koyunu kesmiş derisini soymaya çalışıyor ama beceremiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da bu kasaplık hususunda çok maharetli bilgili olan bir insan. Çünkü günden itibaren çobanlık yaptığı için, hayvanlarla bir anlamda haşir neşir olduğu için iyi bir hayvan bilgisi var Peygamber Aleyhisselam'da. Hayvan hastalıkları, hayvanların beslenmesi, gıdalanması, işte kesilmesi, etin ayrıştırılması noktasında bakıyor ki genç bu işi beceremiyor. Sen diyor herhalde bu işi pek iyi yapamıyorsun. Bana bir müsaade et diyor Hazreti Peygamber. O genci kenar alıyor az kardeşlerim. Sonra kolunu peygamberimiz omuzuna kadar sıyırıyor. Biliyorsunuz koyun kesildiği zaman sıcakken çok kolay derisi soyulur. Peygamberimiz hemen o şuraya ne deniyor, toynaklarından birini oradan kesiyor. Ondan sonra elini bir sokuyor hayvanın içine ta buraya kadar soyuyor. Ondan sonra böyle çeviriyor. O kısmı alıyor, ayırıyor, sıyırıyor yani etten sıyırıyor. Sonra diyor ki bu şekilde devam edersin. Peygamber aleyhisselam sonra yoluna koyulup devam ediyor, işine gidiyor. Şimdi bu gencin Hz. Peygamber aleyhisselama bakışını bir düşünün. Hz. Peygamber aleyhisselam insanlar olan ilişkilerindeki bu tevazuyu biz zihin dünyanıza canlandırın. Az serciden şunu söyleyip gidiyorum. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin biz Arabistan'ı İslam'a dönüştürmesini yorumlarken hep şöyle şunu diyoruz. İşte son peygamberde Allah onu muzaffer kıldı ama unuttuğumuz şey her zaman şudur. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin bu başarısının altında Peygamberimizin alın teri ve emeği var. Her başarısının altında bir emek alın teri var. Dolayısıyla bize düşen şey de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek suretiyle bu yüce dinimizi başta çocuklarımız olmak üzere gelecek kuşaklara bırakmak görevimiz var. Bunu yapabilmenin de iki yolu var. Bir, aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi kendi hayatımızda yaşamak. ikinci olarak da bunu gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Rabbim bizi bunu başarabilen, en azından bu uğurda çaba gösteren kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.